Buna bayılacaksınız. Bu gerçekten çok pratik bir ürün. %100 kullanırsınız. Şu an o kadar rahatım ki yaklaşık 10 dakikadır burada yatıyorum ve sanırım videoya devam edemeyeceğim. Bu şişme havuzu içine atlayarak incelemeyi uygun görüyorum. Başıma gelecek hiçbir şeyden ben mesul olmak istemiyorum. Selamlar. Bu seferki videomda tatile gittikten sonra evde tatil nasıl yaşayabileceğimi düşünerek bazı ürünler buldum ve sizlerle onları paylaşacağım. Çünkü hepimizin tatil yapmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ki ben tatilimi 4 günden 10 güne uzattım ve yine yetmedi. Dedim ki ben evde bu tatili, bu tatil ruhunu nasıl sürdürebilirim? Ve tabii ki birbirinden lüzumsuz ve birbirinden saçma ürünler buldum bunun için. Gelin hep birlikte onları bir inceleyelim. Bir intro. Eminim ki bunu izleyen herkesin tatile ihtiyacı var. Okey, tatile gidiyoruz mesela 3 gün, 5 gün. Döndükten sonra yaşadığımız o post tatil sendromunu en azından minimize etmek, biraz olsun hafifletmek, evde daha keyifli vakit geçirmek için çok saçma ürünler buldum. Hani yine ulan ihtiyacım yok ama ben bunu alırım diyeceğiniz şeyler buldum tabii ki. Şimdi başlayalım incelemeye. Öncelikle üzerinde oturmuş olduğum kamp sandalyesiyle başlayacağım. Çok basic ama bir yandan da çok iş gören bir alet. İşte Caddebostan sahile mi inmek istiyorsunuz? Maçka Parkı'na mı gitmek istiyorsunuz? Bozcaada'ya gittiniz, mesela şezlong yok, asla sandalye hiçbir şey yok. Oraya gittiniz, yanınıza mı almak istiyorsunuz? Hemen açıyorsunuz, kapatıyorsunuz ve sanıyorum ki fiyatı 50-60 lira civarı bir şey, her yerde bulabildiğiniz de bir ürün. Aslında çok gözümüzün önünde olan, çok klişe ama bir yandan da çok işe yarayan bir ürün. Bir yandan da burada tabii ki bardak koyma yeri var. İsterseniz kahvenizi, isterseniz biranızı yanınıza koyabilirsiniz. Bir yandan sohbetiniz edersiniz, bir yandan takılırsınız. Bu arada bütün bu ürünleri aşağıya linkleyeceğim size. Hepsini oradan bulabilirsiniz. Bu kamp sandalyesinde galiba şu an indirimde en uygun fiyatlısını, en kalitelisini ve en rahat açılıp kapananını sizler için aşağıya bırakacağım. Sıradaki ürünümüz ne olsun? Bu kadar çok ürün var ki. Şimdi ya bu ürünü yani tamamen kendi isteğimle bu listeye koydum. Hiçbir şekilde eve yazı getirecek bir ürün değil aslında ama abi balon tabancası. Sanırım ismi bu. Hani bu böyle havaya ateş ediyorsunuz, balonlar çıkıyor ya. Hayatta okey olabileceğim tek tabanca bu olabilir ve neon. Yalnız yanında gelen yani baloncuk sıvısı o kadar az ki 1 litrelik falan almaya kalkıştım. Sonra dedim ki Zeynep ne yapıyorsun yani video çekeceksin. Şurada 2 dakika balon göstereceksin yani. 1 litrelik almamaya karar verdim. Cartoon Funny Toys yazan Bubble. Ya bu arada aldığım ürünlerin hiçbirinin markası yok farkındaysanız, hepsi plastik ve Çin'den ithal çok yüksek ihtimalle. Göreceksiniz zaten. Bakın böyle bir şey. Şöyle. Işıklıymış. Şu an kafayı yedim. Şöyle inanılmaz tatlı bir başlığı var. Bunu takacağız burasına diye düşünüyorum. Yani bunu da yapamazsam zaten. Gerçekten Prenses Elif kanalına falan geçeceğim buradan ya. Yani. Şimdi buna daldırıyorum. Ve görsel şölene hazır mıyız? Nasıl yani? Wow. Olmadı. Yani istediğim görsel şölene erişemedim. Niye öyle oldu? Allah'ım yarabbim niye öyle oldu? Alıyorum. Aa oldu. Abi kafayı yiyeceğim. Dünyanın en güzel şeyi değil mi? Yani şu ışık için yaşanılan ses sıkıntısı biraz zorlayıcı. Bir yandan da bütün elimiz kolumuz batıyor. Onu da söyleyeyim. Elbisen falan battı. Ya dediğim gibi bunun çok böyle eve yazı getirmekle bir ilgisi yok ama yani böyle yaz ne bileyim çocukluk falan aklıma geldi. Dedim ki ya bundan alayım bunu da inceleyeyim yani. Öyle bir araya kendim koydum. Ben bu ışıklı tabancayı aldım. Yanımda böyle dünyanın en dandik frisbisi geldi. Şuna bakar mısın? Şöyle atmak isterim. Bir şey diyeceğim, lensi mersi çizersek çok saçma olur yani. Atıyorum. Ay! Bam. Sıradaki ürünüm ise gerçekten renkleri çok tatlı ama rengini seçemediğiniz bir ürün. Niye bilmiyorum, benim aldığım satıcıda en azından rengi seçemiyorduk. Held Hand Fun Cool Old Summer. Ya bu arada bildiğim kadarıyla bunu bizim Nihan da kullanıyor. Bu arada Nihan ben nickname ile belki Instagram'a tanırsınız kendisini. Tam bir delidir o da. Ama bu arada rengi çok tatlı. Böyle gittiniz 12 saat yol Marmaris'e falan. Serinlemek için mantıklı ya da işte teknedesiniz, ne bileyim deniz kenarındasınız. Yine sahildesiniz mesela, sahildeyken de darlanabilirsiniz. İstanbul çok sıcak çünkü hakikaten. Otururken bunu böyle açıp
ferahlayabilirsiniz ama şimdi ben bunu söylüyorum da bunun gücünü mücünü hiç bilmiyorum. Şimdi beraber takıp bir deneyelim. Bu çalışmıyor. Buna pil lazım. Ben bunu micro USB kablosuyla çalıştıramadım. Kablosu da bozuk olabilir. Emin değilim. Ama pil taksam %100 çalışacağını düşünüyorum. Bu arada şöyle oynar başlıklı bir ürün. Yani bunu böyle yapıp çantaya mantıya atıyorsunuz. Eşsiz tornavida setimle küçük bir ameliyat yapacağım ve sonrasında pili takacağım. A few moments later. Allah'ım çok şükür. İki tane pil taktık ve çalıştı. Bir an acayip korktum. Ürün bozuk çıktı falan diye. Kesinlikle işe yarıyor. Ferahlık veriyor yani. Çok rahatsız eden bir sesi yok ki. Sıradaki ürünüm aslında çok basit, çok pratik. Bunu yapmış olmalarını düşünmezsiniz ama gördüğünüzde oha lan çok mantıklı diyeceğiniz bir ürün. Hemen ona geçeyim. Belki daha önce görmüşsünüzdür dünyanın en basit, en pratik ürünü. Kocaman klipsler. Bunlar şezlonga yaptığınızda havlunuzun uçmaması için. Acayip mantıklı değil mi? Mesela çok rüzgarlı yerlerde, ben Bozcaada'ya 3 kere falan gittim bugüne kadar ve her gittiğimde mutlaka bir şeylerin uçuşması faciası yaşandı. Hatta bir kere Selinler'le gittiğimizde bir tane şemsiyeyi kuma dikeceğiz ve onun altında oturacağız. Dedik ki bir tane şemsiyeyi çakalım abi, ne kadar zor olabilir falan. Çakalı kadar rüzgar çıktı ve böyle biz elimizde o şemsiyeyle sağa sola savrula savrula asla o şemsiyeyi kumun içine dikemedik. Oturan, bira içen, çerez yiyen insanlardan tutun denizdeki yaşlı amcalara kadar herkes bizi izledi. Oturduk yere yanlamasına, denize girdik falan, yani yeter falan dedik. Keşke devam etseydiniz, ben bayağı keyifli izliyordum falan dedi böyle denizin içinde o sırada oturan bir yaşlı amca. Çok gülmüştüm ya, aklıma o geldi. En ufak bir esintide bile gidecek peştemal falan gibi ince şeyler kullanıyorsanız bunlar çok pratik ve çok ideal. Şimdi yani bu ürünü göstereceğim ama yani bu ürünü görmemeniz herhalde imkansız gibi bir şey. Son birkaç aydır böyle interneti kasıp kavuran bir ürün. Sunset Lamp. Bunun böyle morluğu, yeşilli, mavili versiyonları falan da var. Ben bunu AliExpress'ten aldım. Benimki sadece Sunset Lamp. Yani gün ışığı veriyor. Hani bir gün batımı, gün ışığı değil aslında. Gün batımı ışığı, yanlış söyledim. Bir gün batımı ışığı etkisi yaratıyor. Ve böyle hani o golden hour, işte Instagram kızlarımızın kendini çektiği, işte şöyle böyle durduğu o güzel ışık var ya, onu yakalıyorsunuz. Nasıl bir ışık veriyor? Orası yıkıldı. Yani yapacak hiçbir şey yok. Şimdi tabii bunun için de bir şey gerekiyor. Bir power bank ya da bir priz gerekiyor. Şöyle USB ucu var. Bendeki en azından böyle. Ben size farklı versiyonlarını da bunu linklerim bu arada. Değişik ışıkları var. Mesela bazılarının da merceğinin üstüne filtre koyabiliyorsunuz. Böyle yanında kağıtlarıyla geliyor. İstediğiniz renge dönüştürebiliyorsunuz. Ben olsam onları tercih ederim. Çünkü bu dediğim gibi sadece gün batımı ışığı veren bir şey. Ama birebir bu modelde ve farklı renklerde kullanabileceğiniz alternatifleri de Türkiye'de var. Bakın arkamdaki hare mesela şöyle yapayım. Ağzıma kadar tutmayayım da. Şöyle gözüküyor mu arkadaki hare? Evet. Şu an bu ortamda sadece arkadan gelen bir kırmızı led ışık var. Onun dışında sadece bu ışığın ışığını görüyorsunuz ne demekse. Fotoğraflar çekmek için de çok başarılı Instagram'a dediğim gibi. Video bile çekebilirsiniz. Yani bir yerden bunu vurursunuz, bir yerden beyaz ışık vurursunuz. Her türlü kullanırsınız. Şimdi bunu artık galiba kör oldum bir yandan da tabii. Bunu kapatabiliriz. Buna bayılacaksınız. Bu gerçekten çok pratik bir ürün. %100 kullanırsınız. Hemen gösteriyorum. İki farklı bölmesi olan bir çanta aslında. Piknik çantası gibi de düşünülebilir. Ürünün üst kısmı bayağı fazla ürün alabilecek büyüklükte. Yani şöyle rahat 6-7 kap falan hani yemek koyabileceğiniz orta boy bir plastik kabı alabilecek büyüklükte. Alt kısmı da yani herhalde bayağı bir bira alır, öyle söyleyeyim. Ama elimdeki biraların hepsiyle bunu bir deneyeceğim. Bu hani buz kartuşları mı deniyor, ne deniyor? Şu göstereceğim şimdi, siz anlarsınız zaten neden bahsettiğimi. Soğutuculardan koyuyorum. İç kısmı çünkü bu altının böyle ve direkt soğuğu tutuyor. Kartuşları şöyle altına koyuyorum bunun. Üstüne biraları koyuyorum. Şöyle. Varım bu arada, yani şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Varım limon benim yani içebildiğim sayılı biralardan. Çünkü ben Türk mideliyim ve gerçekten midemi en az rahatsız eden ve en lezzetli biralardan biri. Tam bir fiyat performans birası bu arada aynı zamanda. Şöyle yani buraya bir sıra daha geçersiniz. 5-10 bira, şuralara da 2-3 tane koysanız 12'li falan. 2-6'lı birayı çok rahat bunun içine koyabilirsiniz bence. Üstüne tekrar bir kat da buz geçerseniz
çok güzel soğutur ve soğuk da tutuyor. Ben bununla yola falan çıktım. Marmaris'e gittim. Hala soğuktu içindeki biralar. Doldurduğunuz zaman da şöyle altının ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Birazdan burada yaşanacak hiçbir şeyden ben sorumlu değilim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Size eve yazı getireceğimi söylemiştim. Bundan iyisi olimpik havuz. Yarı olimpik diyelim. Tam o kadar rahatım ki yaklaşık 10 dakikadır burada yatıyorum ve sanırım videoya devam edemeyeceğim. Ama bu ürünleri inceleyeceğim tabii ki sizler için. Öncelikle bu şezlongla başlayacağım. Bu şezlong o kadar iyi ki. Burada çürüdüm. Kurulumu çok pratik. Normal dümdüz yere atabiliyorsunuz. Kumluk, taşlık bir yerde çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Kalkıyorum. Şöyle normal bir şezlong gibi arkasında 3 tane kademesi var. İstediğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Çok hafif ve katlanabilir olduğu için de böyle çanta gibi yanınıza taşıyarak götürebilirsiniz. Şuraya böyle kendinize küçük bir yastığımsı bir şey yaparsanız bence daha keyifli ve daha konforlu bir şezlong deneyimi yaşarsınız. Sağda solda da böyle şezlonglara falan 50 lira 60 lira para yazıyorlar ya, işte onu çözersiniz. Bu ürün benim herhalde 2 yıldır falan kullandığım ve inanılmaz memnun olduğum bir Bluetooth hoparlör. Aynı zamanda su geçirmez özelliği var. O yüzden yani yazın olmazsa olmaz bir ürün olduğu için buraya eklemeden edemedim. Şimdi hep beraber bunun müzik kalitesini görelim istiyorum. Bir de bir su testi yapalım. Çünkü su testi su yolunda kırılır. Ya en kötü şakası. Kurgularken kendime küfür edeceğim emin olduğum bir şaka yaptım az önce. Ben bunun rengine tutuldum. Tabii ki yine bir pastel aşığı oldum. Çok belli oluyor mu? Evet oluyor. Bunun normal düz siyahı, işte kırmızısı, beyazı falan da var. Siz kendi zevkinize göre alabilirsiniz. Ben özellikle gidip bunu buldum ve aldım. Bu unicorn rengi. Bu hoparlörün en uygun fiyatlısını ben size aşağıya yine linklerim zaten. Böyle alengirli renkleri falan bazen biraz daha pahalı olabiliyor. Ve gerçekten ses kalitesi inanılmaz iyi. Şimdi hemen bağlayacağım telefona, sonra da suya fırlatacağım. Değişik sesleri var. Şimdi bağlanacak. Bağlandı. Açıyoruz. Sesi açacağım şimdi. Eskide kaldığım asamlar, verdiğin akıllar, uykumuz biter, sabah mücadele başlar. Bize böyle gençliğimiz, riskler olmamızı tekti, hep bir şeylere... Bunu ilk defa suya attım bu arada. Böyle bir tık tırsmadım değil ama o kadar çok insan suya atarak kullanıyordu ki dedim ki yani herhalde bir şey olmaz. Gerçi benim videolarımda biliyorsunuz olmayacak olan şeyler olduğu için ama bozulmadı. Tekrar hatta açayım şöyle birazcık. Çalışıyor gördüğünüz gibi, hala sırılsıklam bu arada. Şurada bir micro USB şarj haznesi var. Onu çok derine yapmışlar ve çok rahat kapanan ve sıkı kapanan bir şey olduğu için buradan da hiçbir şekilde su almıyor. %100 tavsiye edeceğim bir Bluetooth hoparlör. Yani bugüne kadar 4-5 tane Bluetooth hoparlör kullanmışımdır ama hiçbirinin kalitesi bunun kadar iyi değil. Ses kalitesinden bahsediyorum tabii ki bu arada. Havuzu incelemeden önce şu yine gerçekten keyifçi insanların edineceği bir item. Havuzda, denizde, yanınızda durması için çok ideal ve çok tatlı bir şey. Bir sürü modeli var. Bir sürü çeşidi, deseni var. Ben bunun içine tek başıma girerim ve tek başıma keyif yaparım. Yani öyle bir boyutta, öyle söyleyeyim size. Tabii ki bu bir çocuk havuzu. Ben alabileceğim en büyük havuzu almaya çalıştım. Evin içinde size kurup inceleyip gösterebileceğim. Ebatını falan hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama sanırım fiyatı 129 lira gibi bir şeydi. Bayağı uygundu fiyatı yani. Şimdi ben içine bunu dalıp ne kadarını kapladığımı görmek istiyorum. Ve bir yandan da şunu kullanarak, biramı içerek nasıl keyif yapacağımı gerçekten merak ediyorum. Çünkü bunu doldurana şişirene kadar bugün benim canım çıktı. Yani bu videoyu çekmeye karar verdikten ve bu havuzu incelemeye karar verdikten sonra aklıma tek bir görüntü geldi. O da Derya Baykal'ın programının sonunda şişme havuzun içine atlayışı. Ona benzer bir şey yapmadan bu videoyu bitiremem. O yüzden son ürünümüz olan bu şişme havuzu içine atlayarak incelemeyi uygun görüyorum. Bu şekilde çok iyi. Suyun ısısını o kadar yerlemişim ki. Kendimi bırakış şeklimi yavaş şey çekimde tekrar oynatmak istiyorum. Ha, vişne şekerlemesi. Böyle de okey, böyle de çok iyi.
Ben ama hazır girmişken biraz saçım başımı da ıslatasım var. Buraya kadar bütün bu saçmalıkları izleyen, bu ürünleri benimle birlikte inceleyen siz sevgili izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Daha eğlenceli, daha saçma ve daha komik videolarda umuyorum ki buluşuruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Deme çekildiğim. Ben buradan nasıl çıkacağım senin?